Diyorlar ki gençlere ev ders notlarında bana geldi. Beduadan korkmuyorlar bu. Bana geldi notları. Böyle çocukların okuduğum şeylerin çok korkunç. Çocuklara şunu inandırmışlar evlerde gençlere. Bunu ben de duysaydım ve sevdiğim bir abiden duysaydım ben de inanırdım. Ve bu beni de korkuturdu. Yani sevdiğin, saydığın bir abiden evde ders alıyorsun. Yanında sözleri okuyor. Efendim Kur'an-ı Kerim okuyor. Namaza kaldırıyor seni, namaz kıldırıyor falan. Bu müthiş bir şey. Sonra bunları yapan iyi bir abi sana şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bak kardeşim, biz diyor dünyayı diyor hesapladık. Üstadımız diyor Ebced'le hesaplamış. 160 yıllık falan bir ömür kalmış diyor. Biz diyor dünyanın ömrünün sonuna geldik diyor. Yaklaştık. Hoca efendi de diyor Mehdi olacak. Dünyanın kurtuluş umudu şu anda diyor. O yüzden diyor herkes toplandı ona saldırıyor. Dolayısıyla diyor biz diyor bu büyük davada, bu büyük hizmette şimdi bak. Böyle CHP'ye oy vererek yürüyeceğiz. Şimdi diyor ki şöyle söyleyeyim. Senin diyor CHP'ye oy verir tabii de hayır. Senin diyor CHP'ye oy vermen veya diyor şuna oy vermen diyor önemli değil. Ayrıntı diyor. Mesela diyor şunu konuşuyorlar evlerde. Türkiye diyor bitse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bak çocuk buna inanıyor. Peki ne olacak? Ya zaten dünyanın sonuna geldik. Zaten Deccal çıkacak. Bunlar mesela şey var anlatırlar böyle evlerde. Tazminatta da çıkmıştı Deccaller. Şurada da çıkmıştı Deccaller diye anlatırlar. Şimdi bak böyle dinleyince o genç diyor ki bir dakika ya. Zaten dünyanın sonuna geldik. Allah nurunu tamamlayacak. Dünyada İslam hakim olacak ve kıyamet kopacak. Dünyada İslam hakim olup kıyamet kopacak. Kimin sayesinde dünyada İslam hakim olacak? İşte hoca efendi sayesinde hakim olacak. Şimdi sen kendini onun yerine bir koysana çocukcağızın. Hoppala. Abi bak dünyanın sonu geliyor. Dünyada Allah nurunu tamamlayacak. Ve bütün dünya tek bir Müslüman ülkeye dönüşecek. Burada da hoca efendi bu işin lideri. Ne önemi var Anadolu'nun? Tayyip Erdoğan gidiyorsa gitsin. Türkiye gidiyorsa gitsin. Sen ne kadar büyük bir şeyden bahsediyorsun. Anadolu bir ayrıntı. Bu birinci atlamamız gereken şey. Bak biraz da ne öğretmişler mesela. Çok ilginç. Bak burada direkt okuyorum. Diyor ki Yerem abi bana söyledikleri buydu ve diyor şeyim diyor ben şu anda. Hakikaten diyor ikna olmuş durumdayım diyor. Söylediği şey şu. Demişler ki evde çocuklara anlatıyorlar. İmam-ı Gazali mektubatı yazmış. İşte İmam-ı Rabbani işte efendim İhya-i Müslim'i yazmış, şunu yazmış. Efendim Mevlana Mesnevi yazmış. Abdülkadir Genel Hazretleri şunu yazmış. Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nurları yazmış. Ama Hoca Efendi 137 eser yazmış. Şimdi bak bunu nereye bağlamışlar biliyor musun evlerde sohbette? Diyorlar ki bütün bu büyük müceddidler birer tane ikişer tane kitapla yetinirken niye Hoca Efendi 137 tane yazdı? Çünkü o 137 kitap dünyanın sonunun geldiğini, müceddit kapısının da kapandığını, her şeyin bittiğini, 137 eseri yazan Hoca Efendi de dünyanın sonunu imar ettiğini. Dünyanın kıyametten önceki son halini Hoca Efendi imar ediyor. Bundan sonra da demişler ki... Ya bunu bilmiyorum. Bak bu bana... Bak bir şey demiyorum. Şöyle. Yok demiyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi bundan bu çocuğa bir şey söyleyeceğim. Bundan şimdi. Bağımsız bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunu bilmiyorum. Fakat ben şunu biliyorum. Amerika'da şurada burada bir takım sapkın tarikatlar... İşte cumartesi günü kıyamet kopacak. Cuma'dan kendileri toplu intiharlar yapıyorlar. Evet, evet. Nasıl olsa geldi dünyanın sonu diye. İşte bazılarının Türkiye'ye saldırırkenki motivasyonu... Ya arkadaş sen delirdin mi? Kendi ülkeni batırmaya çalışıyorsun diye. Çeksen onu mesela o adamı, o savcıyı, polisi, gazeteciyi, şunu bunu falan... O tayfanın adamlarını. Sen niye yapıyorsun bunu? Kendi ülkeni batırma noktasına niye geldin? Bunun nasıl bir hınçla kendi ülkene böyle saldırıyorsun? Neden yapabiliyorsun? Diyor ki bitti nasıl olsa dünya. Yok ki. Ya Türkiye tamam, feda edilebilir diyor. Tabii feda edilebilir. Türkiye feda edilebilir. Ya ben diyor. Dünyada diyor küresel İslam'ı kurmuşum. Dünyada şey yapmışım diyor. Şimdi ama alt tabanda samimi olan çocuğa da işte bunları anlatıyorlar. Ben